Herkese selamlar. Silk Road Online'ın eski sorularına başlanır mı serimizin 43. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi varlığımızı Sun +7 yaptık. +2 Advance ataraktan. Şuna da bir tane Sun parçamız vardı. Onu da kırdırdık. Ona da bir Advance attık. Bu da Advance'li. Diğer Moon'lardan hiç şey tutturamadım. +5 tutturamadım. +5 tuttursaydım kırdırıp ne yapacaktım? Bir tane daha advance yapıp ona da basacaktım. Char'da bu arada bir sıkıntı var. Normalde bir önceki videoda siz görevleri bitmiş olarak gördünüz ama bu videoda daha görevler bitmedi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle topladıklarımı göstereyim. Daha 6 tane topladı. Şu an cave'lerin hiçbirine gitmiyor arkadaşlar maalesef. Cave'lerin hiçbirine gidemediğimiz için ya şey gitmiyor. Bot gitmiyor. Gidemediğimiz için herhangi bir şey de kasamadık. Öyle bir ufak sıkıntı oldu. Bunlar da bu arada çok da vurmuyorlar ama fena değil. Gidip kasamadık o yüzden arkadaşlar. Herhangi bir eliksir toplayamadık. Ben şöyle sesi biraz kısayım yalnız. Buranın sesi biraz fazla çıkıyor ya. Şöyle şunları biraz kısalım. Hala çok geliyor diye hissediyorum. Şunu da kısalım, şunu da kısalım. Hala çok geliyor diye hissediyorum. En son kapatacağım, o olacak. Yani bayağı bir kısılım arkadaşlar. Artık daha da bundan da fazla kısılmaz. Şimdi bu FGV'ye niye girdik? Bu FGV arkadaşlar 81-90 FGV'si. Yani bu ne demek oluyor? Bu 81-90 FGV'si bizim 90 olana kadar girebileceğimiz son FGV arkadaşlar. Yani 9 derece sun silah için girebileceğimiz son FGV. Ben bunun görevlerini de aldım. Şu an bize buradan maksimum level'ı veriyor bu arada. 81'de çünkü buraya giriş başlıyor. Şöyle göstereyim. Ama burada görünmüyor tabi. 81-90 FGV'si olduğu için maksimum level'ı, maksimum eksi alabiliyoruz. Ben günlük görevlerini de aldım. Bakarsınız dedim, herhangi bir şey de düşürürüz. Böyle güzel bir şeyler düşürebiliriz belki. Bunlar tek atar artık. O 2K vuruyor. İyi vuruyor bu arada. Şöyle bir cycle dönelim her ihtimale karşı. Şunu da atalım. Devil'i de basalım ya. Devil herhalde geliyordu diye hatırlıyorum son şeye kadar. Şimdi bunu döneceğiz böyle. Bu FGV'yi döneceğiz, bitireceğiz sizinle beraber. Belki kitap düşürürüz. Kitap düşürürsem ihtiyacı olan bir Guild'den bir arkadaşa veririm arkadaşlar. Çok şu an için bizim için kritik değil yani kitap. Çünkü yapacağımız silah yaptık zaten. 9 derecesinin +7 bizim için şu anlık kafi. Fazlasında gözümüz yok biliyorsunuz. 10 derecesini da Kartal Ay Metallica kardeşimiz hediye etti sağ olsun. Bulmuş stallarda. Stallarda gezerken baktık, dedim hani nedir günah dedim, bu dedi hediye olsun dedi. Ya olur mu öyle şey, olur da olmazdı derken sağ olsun kendisi bize verdi. O da bankada duruyor, onu da artılacağız arkadaşlar. Ona da dediğim gibi bir +5 falan basarız, fazlasında gözümüz yok arkadaşlar. +5 basarız. Ondan sonra 2 advance atar +7, zaten sun +7 olduktan sonra o bize her türlü şeye kadar götürür. 101'e kadar götürür. 101 level içinde bu arada ben staldan böyle ufak tefek parçaları çekmeye başladım. 3 parça şeyimiz oldu. 12 derece legend'ımız oldu 3 parça. Neler vardı? Bir tane chest, bir tane eldiven, bir tane de ayakkabı var yanlış hatırlamıyorsam. Açıkçası ne çektiğimi de unutuyorum arkadaşlar bazen. Allah çektirmesin diyelim. Bunları öylelikle aldım ben. Duruyorlar şu an bankada. 12 derecede legend set giyeceğim arkadaşlar. 101 olunca 12 legend set giyeceğim. Neden arkadaşlar? 12 legend set yani tam fiyat performans seti, öyle söyleyeyim size. Hani şey de yapabilirsiniz. Tam aşırı, tam böyle hani ben bir kere set yapayım, bir daha yapmayayım, beni götürsün bayağı derseniz 13 legend seti tavsiye ederim. 13 legend set parçaları da ortalama 1B ile 2B arasında değişiyor. Ama genelde hani 1.2, 1.3 o civarlara çok rahat bulunuyor. Hani öyle bir set parçası bulsam, ki buldum ama almadım. Alırım diyeceğim, almayacağım arkadaşlar. Çünkü çok pahalı benim için şu an. 12 dereceleri 100M'den, 150M'den topluyorum. 3 parça aldım. Yani bir parça şey alana kadar... Şunun sesini biraz daha kısmak istiyorum ya. Şuradan. Hatta gerek... Şunu kapattık zaten. Benim ses ayarlarım bozuk galiba.
13 derece bir tane item alana kadar 12 derece seti yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani hiç boşuna gerek yok ekstra ekstra para vermeye. En azından idarelikten yani iş görüyor. Ben 12 setli 12 derece setli bayağı bir Winged'le gezmiştim. Ondan sonra gittik 13 derece sete çevirdik yavaş yavaş parça parça. Oluyor yani işe yarıyorsa çalışıyorsa sıkıntı yoktur biliyorsunuz. Bunlar bu arada vururlar ölmeyelim. Setimiz sun olmadığı için bir tık hasar yiyoruz tabi. Bir tıkçılar yorumlarda kendini belli etti. Bir tane videoda o kadar fazla bir tık demişim ki. Arkadaşlar şey yazdı, serinin adı bir tık olsun falan yazanlar vardı. Onlara da buradan selam söyleyelim. Selam olsun. Şöyle hemen bufflarımızı basalım. Biraz yavaş gidiyorum bilerek. Çünkü görevler de bir yandan ilerlesin istiyorum. Genelde bir FGV'de bütün görev serisi halloluyor. Eksimiz %21. Bakalım eksimiz kaç olacak. Şunu da sallayalım araya. Artı 7 basmamız bu arada çok etki ettirdi. Yani artı 2 gerçekten silahta çok etki ediyor arkadaşlar. Magical atağı da %58. Hiç bozmadım Magical atağını. Uğraşmadım daha doğrusu bozmaya da. Ama bir Magical Reinforce bir ara bastık sizinle beraber. Onu sıfır yani onu biraz daha yükseltebilsek daha güzel olacak. Sette bir iki parça böyle intlerden mintlerden eksikler var ama artık onları zamanla düşürdükçe halledeceğiz. Biliyorsunuz her şey bir anda olmuyor arkadaşlar. Yavaş yavaş oluyor. Öldüm de uyandım gülüm. Hakikaten öldüğümde uyandım. Ya o attığım cycle tamamen şey yalancı cycle'dı bu arada. Hani ayıp olmasın diye gitmişim cycle'dı. Normalde öldürdüler arkadaşlar orada bizi. Ve bir tane daha vuralım. Hornet Cattle diye bir şey düşürdük. Tamam kalsın. Şimdi bunu bankaya atarız. Ya da açsak mı acaba ya? Açalım. Zaten herkes Europe arkadaşlar. Açalım. Onlardan eksik olan şu karar veremedim şu an. Açmak mı mantıklı, tutmak mı mantıklı? Açıp set yapsak, 9 derece sun alsak bizim bir işimize yarar mı? Yaramaz. 10 derece içinde çünkü gittim şey aldım. 9 derece mun silah aldım arkadaşlar. 150 M'den buldum bir tane. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Onu aldım. Onun advance olarak kullanacağım onu. Biliyorsunuz hani 9 derece silah ya da herhangi item kırdırırsanız 10 derece advance alıyorsunuz. 10 derece kırdırırsanız da 11 alıyorsunuz. 11 derece kırdırırsanız hiçbir şey alamıyorsunuz arkadaşlar. En son advance'ler 10 derecelerden düşüyor. Aklınızda bulunsun. Hani gidip ondan sonra 11 derece itemlere para verirsiniz. 11 dereceleri kırdırırsınız. Sıkıntı yaşarsınız. Benden söylemesi. Şimdi şunu açalım ya. Zaten çok da şey değilmiş yani çok da büyük bir şey çıkarmamışız. Bunu tamamladık. Bunu da tamamlarız belki. Yani FGV'ye dönmeye açıkçası çok da vaktim olmuyor. Ama dönmek lazım. FGV güzel bu arada. Bir de aklınızda olsun. Son Final Boss'lardan bunu her FGV videosunda ısrarla söylüyorum. Çünkü bazı arkadaşlar bütün videoları izlemeden geliyorlar bu bölüme. FGV videosunda son boss'tan petler için buff düşüyor arkadaşlar. Yani şuraya takabildiğiniz bufflar düşüyor. STR düşebiliyor, HP doldurma düşebiliyor, MP doldurma düşebiliyor. Mutlaka ama mutlaka Final Boss'u kestiğiniz zaman etrafa güzel bir bakın. Bizim pet de bir yerlerde kalmış ama. Kim bilir nerelerde. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Neyse sesim de çok iyi değil. Şöyle yardıralım. Şimdi bu evimi bizim için bir tık tehlikeli. Peti ben bir çağırayım. Gel kuçu kuçu. Gel 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 gel. Yas 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 kıs kıs. Niye gelmedi? Neyse gelmiyor. Keyfi bilir arkadaşlar. Kimseyi minnet edecek halimiz yok. Şimdi 81-81 canımız var. Stun attık tuttu mu? Tutmadı. Allah kahretsin. Bir de alan stun attık tuttu mu? Oh 3K vurdu bu arada. 3K 3K 6K yapar arkadaşlar. Alayın gelsin, kralın gelsin koçum. Gel bakayım Pet, sen de var ya bizim Türk polisi gibisin. Bütün olaylar bittikten sonra şey yapıyorsun. Ortamlara akıyorsun. Bu arada bunlar da iyi vurur. Takalım şunu. 9 derece moonset yaptım. Bakın yani 9 derece moonset'te de gayet güzel kasılabiliyor arkadaşlar. Yani gidip ille sun olsun, her şeyim çok iyi olsun, aman olsun, aman olsun, yaman olsun. Uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Sunset idare, şey moonset idare ediyor.
Gidersiniz ucuzdan bulduğunuz bunları da alırsınız. Artı 2, artı 5 basarsınız. Advance yaparsınız. 10 numara 5 yıldız takılırsınız. Bunlar kaç vuracak bakayım? 1. Bu Archer'lar bir vuruyorsa, şimdi benim aklımda bir güzel bir fikir geldi. Bu Archer'lar eğer bir vuruyorsa böyle. Yuni'nin olduğu odadaki Archer'lar da acaba bir vurur mu? Onlar da bir vuruyorlarsa ben çünkü görevleri bitirdikten sonra muhtemelen şeye bırakırım. Alalım şunu da izleyen olmasın. Muhtemelen oradaki Unique odasına bırakırım arkadaşlar 85'likleri. Oradaki Unique'i de çünkü rahat kesebiliyoruz. Şunlarımızı atalım, şunumuzu atalım. 3K vuruyor bu da, vicdansız biraz. Zerki koydum vallahi arkadaşlar. 45K vurduk be. Hey yavrum hey. 3K'dan 2K'ya düştü impotent yiyince. Zerk için beklemek istemiyorum. Çünkü zaten Warlock oynuyoruz arkadaşlar. Neyin zerkine bekleyeceğiz? Ama cycle dönelim. Şunu basalım. Bunları evet. Bunları normalde basmayacaktım ama bunları basmamız gerekti. Bunları basmasaydık bu arada bir şey söyleyeyim. Mickey işte bu Giant'ın işi bitmişti. Hiçbir daha zehirle mehirle de uğraşmayacağım. Şöyle direkt kafadan vuruyorum arkadaşlar. Kupa dedi ben alayım. Teşekkür ederim. Isu çıktı ama artık Isu'yla işimiz yok. Çok şükür. Bin şükür. Kaçayım şöyle ufaktan. Warlock'un da güzel yanı. İşte böyle zehirleri bırakıp koştuğun zaman da 10 numara oluyor. Görevleri bir toplasın bakalım. The portal which teleports you can filan falan işte demiyor. Diyor. Yani diyor ki arkadaş diyor sen eğer burada ölürsen artık öldüğün yerden yani PGV'ye ilk girdiğin yerden bu portala şuraya ışınlanabiliyorsun diyor. Orayı açtım sana diyor. Allah razı olsun da kardeşim ölmeye niyetimiz yok ya. Bir tane yorumda bir arkadaşımız şey demişti. İsmini hatırlayamadım kusuruma bakmasın. Toplu bir fadet açımı yapar mısın demişti. Arkadaşlar toplu fadet açımı yaparız ama ben de onu yazmıştım ki yorumlarda. Sponsor olursan neden olmasın. Şimdi gidip yani 144k SP varken toplu fadet açımı yapmam arkadaşlar. Kendi gold'umdan verip. Ama derseniz ki kardeşim ben böyle bir şey görmek istiyorum. Sıkıntı yok. Gold'u gönderirsiniz ya da fadet gönderirsiniz. Çatır çatır koyarız böyle bir sayfa fadet açı alırız abi. Çat 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 koyarız. Siz de zevkine varmış olursunuz diyelim. Devam edelim bakalım. Flame Evil. Hadi yatın bakayım siz. Çocuklar uyku vakti. Şunlar zaten biri vuruyordu. Ama şunlar neden ölmedi? Canları da çokmuş maşallah yani mübareklerin. Hemen ölmüyorlar. Şu boomerlara bir dikkat etmek lazım. Bunlar hakikaten çok tehlikeli yaratıklar. Vuruyorlar yani. Aldık şunu da. Devam edelim. Şimdi pet gold falan da topladığı için bazen yetişemeyebiliyor arkadaşlar. Şunu da koyayım. Öl bakayım sen hadi. Hadi öl. Baksana ejderha sanki mübarek. Tersten dönmüşüz. Keşke diğer taraftan dönseydik daha hızlı olurdu. Neyse. Artık fark etmez. Buradan döndük. Şuradan bakayım nereden gideceğiz. Şuradan gideceğiz. Şöyle devam edelim. Az önceki günlükten bir tane fadet atması beni üzdü açıkçası bir tık. En azından şöyle iki tane atabilirdi yani. Ama SP sıkıntımızı büyük oranda giderdik arkadaşlar. O çok güzel oldu gerçekten. Ben 80 level'da hani 100k'nın altına düşeriz diye bekliyordum açıkçası. Ama sıkıntı yaşamadık çok şükür. Hadi bakayım sen de. Hadi. Görevdir aldı. Envy ikinci odada çıktı. Şimdi ikinci odaya girmeden şu skill'lerimizi hemen bir ayarlayalım. Gel bakayım pet. Pet'i salacağım önden Envy'ye. Dot'ları atacağım. Ondan sonra bir stun atarız. Envy'yi o şekilde keseriz. Ne bastı bize? Attack rate %10 bastı. İyi Allah bereket versin. Yürü, yürü. Tut oğlum. Yapış, yapış kafasına. Kendime ben bir cycle döneyim yine. Ey yavrum be. Adam gibi, pet gibi pet. Şimdi hemen şunu... Ha tamam gerek kalmadı.
Şöyle 1,5 kavuruyorlar. Aslında biraz vuruyorlar arkadaşlar. Temkinli olmakta fayda var. Bu kadar yolu boşuna yürümeyelim. Kastığımız eksi de boşuna düşmeyelim. Eksimiz 21'di. %1 kastık. Kaç dakika oldu? 15 dakikada %1 kasmışız. Yani botta durursak da aşağı yukarı aynısını kasıyoruz ama bir tane palet aldık. Bir tane de kitap aldık. Koleksiyon kitabı aldık. Koleksiyon kitabını da bu arada parayla satabilirsiniz arkadaşlar. Onların da alıcıları oluyor. Aklınızda bulunsun. Yani çok para eder mi? Çok para etmez. Abartmanın da lüzumu yok yani. Zaten 9 derece sunu kaç para alıyoruz da arkadaşlar? Şu kitaplara yani deli deşet para verelim. O yüzden makul olduktan sonra satılabilir demekte fayda var. Şöyle bir devam edelim. Şurada da bir unik var. Şunları koyduk. Bu da aşağı yukarı 3K falan vuruyor. Resist, resist, resist. Maşallah senin küpeler sağlanmış. Ama ben de varlığım. Ne yapacağız bu işi şimdi? Küçükleri de koyayım. Hatta bu da arada vursun. Çok da bir ihtiyacımız yok ama olsun vursun. Peki şimdi yok mu bir crit atıp beni mahvetmesi burada? Tabii ki yok arkadaşlar öyle bir dünya. Yani inşallah yoktur. Lord gibi atarsa bir tık güzel. Bu arada buna gerek yoktu ama attım. El alışkanlığı. Şurada hemen bir daha şunları deneyeceğim tutturabilir miyiz diye. İyi güzel en azından bu tuttu. Bu da iyi. Divizyon tuttu. Kaç patate attı? 2 tane attı bu. İyi, 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 iyi. Topla bakayım. Topla yavrum aynen. Şurada var mı bir şeyler? Olmaz olur mu? Ama bunları çok vuracağını zannetmiyorum. Sadece blok vuruyorlar. Blok dışında da bir vuruyorlar. İyi. Yani şundan atayım sana. Sana şundan. Sana bundan. Ortaya karışık. Yani kafanıza göre istediğiniz gibi skill sallarsınız. Şöyle şunları toplayalım. The blocked door has been opened. Gidelim bakalım. Açık kapıdan girelim. Çayım da soğumuş. Bir yudum da çay içeyim de şöyle. Şimdi artık yavaş yavaş kış da geliyor arkadaşlar. Yaz aylarında çekirdek kolanın yerini artık kış aylarında kahveler, çaylar. Ondan sonra ne bileyim. Böyle güzel sıcak içecekler alıyor. Hele bir de kar yağdığı zaman. Ya böyle var ya en sevdiğim hava. Soğuk, karlı, böyle hiç dışarı çıkılmayacak hava. O havada gireceksin, oyun oynayacaksın. Muazzam. Gireceksin, sura oynayacaksın. Bu arada kış geliyor. Muhtemelen yakın zamanda Joymax duyurusunu geçer. Joymax duyurusunu geçtiği zaman biz de duyurusunu geçeriz arkadaşlar. Kışla birlikte kış event'ı da geliyor. Winter event geliyor. Winter event'ta ne oluyor? Genelde Pandora, MS tarzı ödüller oluyor. Aynı zamanda White Knight ile Prenses Mianna spawnlanıyor haritada. Başlamak isteyenler varsa ve hala karamsarlarsa Metis'e bekleriz. Özellikle kış event'ı geldiği zaman yani o Winter Event geldiği zaman arkadaşlar Prenses Mianalarla falan çok hızlı level atlarsınız. Merak edenler varsa ben Winglet'te kesmiştim. Gerçekten çok güzel eksi veriyor. Ve şey hani Prenses Mianan'ın da White Knight'ların da ikisinin de hasarı yok arkadaşlar. Yani çok küçük bir hasar vuruyorlar. Ve haritanın her yerine spawnlanıyorlar. Yani düşünün mesela Lord'a gidiyorsunuz taklamakan'a. O level'lardasınız. Lord'un yanında 7 tane White Knight oluyor aşağı yukarı. Yanlış hatırlamıyorsam 7. Ya 7 ya 6 tane White Knight oluyor. Bir tane de Prenses Mianna oluyor. Yani 7 tane öyle deseniz bir de Prenses Mianna 8. Bir de Lord'u kestiniz 9 tane unique arkadaşlar. Her birinden %10 alsanız bir level atlatır. Her birinden %5 alsanız yarım level atlatır. Yani yabana atılacak eksiler değil. Aklınızda bulunsun. Ve White Knight'lar TG'nin level'ından başlar. TG, Cerberus, Eevee, Uruchi, Isu, Lord, Demon, Demon'a kadar. Yani en son 90'a kadardı diye hatırlıyorum. 90'a kadar çıkıyorlar arkadaşlar.
aklınızda bulunsun. Daha yükseğe çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. Ama çıkmıyor diye hatırlıyorum. White Knight'ları da kesip rahat rahat kasabilirsiniz. Eğer başlamayı düşünüyorsanız etkinlik duyurulduğu zaman ben mutlaka söyleyeceğim. Şimdi hemen şunları şey yapayım. Ops, yine aynı tarifi uygulayalım. Saldır yavrum. Gel koş 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 koş. Adam 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 be. Adam gibi adam benim pet ya. Yat aşağı. Pet'in böyle de bir güzel avantajı var. Bu arada illa atak pet de almanıza gerek yok arkadaşlar. Mesela bizim Emre arkadaşımız, ben normal hayatta da tanırım Emre'yi. Enemy Envy, gelirseniz mutlaka görürsünüz. Kendisi gitti, ben dedi ki ben savunma peti alacağım dedi adam. Gitti savunma peti aldı. Yani FGV'di falan. Yani kendinden 5 level yukarıdaki yaratıklarda şey olarak koyuyor. Yani crossbow kendisi. Kendinden 5 level yaratıklarda crossbow extreme açık koyuyor. Botluyor yani arkadaşlar adam. Gayet de çarımda dayanıyor diyor. Yani hiç sıkıntı yaşadığını söylemedi. İşte uniklerde vesaire de aynı şekilde. Çok rahat kesiyorum diyor. Aklınızda olsun, pet aldığınız zaman illaki bunu yapmanız, illaki saldırı peti almanıza gerek yok. Ben saldırı peti aldım aslında. Defans peti alsak olur muydu? Defans peti alsak bence Warlock çok da güzel olurdu. Zaten sürekli bir hasarı var. Yani ekstra hasarını arttıracak bir durum yok Warlock'ta. Ve bazı yerlerde defansı düşük kalıyor Warlock'un. Siz de görüyorsunuz yani bazı level'larda düşük kalıyor Warlock'un defansı. Yani o defans eksikliğini şeyden halledebilirdik mesela. Pet'le halledebilirdik. O zaman aklıma gelmedi. Şimdi bir de Jaguar aldık. Jaguar da güzel açıkçası. Dress alacağımız zaman ne zaman alırız? İşte 4 ay sonra falan alacağız muhtemelen Dress'i bu arada. Çünkü bir sonraki 300 silik yükleyip VIP yaptığımız zaman şey yapacağız. 3. çantayı açacağız. Ondan sonra Dress alırız. Dress alacağımız zaman ben buna mavi Arap Dress'i alacağım. Arkadaşlar, çok severim mavi Arap Dress'ini. Ondan sonra bir de arkasına da Demon Şeytan'ın aksesuarını takmayı düşünüyorum. Bence güzel bir kombin olur. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Siz de hangi dress'i seviyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şunları bir basalım. Zerkleyeceğim ondan sonra çünkü. Division tuttu. Ya hak diyelim şöyle. 44k bu level'lar için arkadaşlar iyi hasarlar bu arada. Az buz vurmuyoruz yani şu an. Hiç bozmadan şöyle devam edeyim. Acaba Division 7 zaman dotların bir etkisi oluyor mu? Mesela 5.7 6.2k vuruyor. 6.2k, 6.4k. Şöyle bir Division bitsin bakayım ne vuracak. Mesela 5.9 ile 6.4 arası. Tabi Division bitene kadar biz şeyi kesmezsek. Bakın 4.7k'ya düştü Division. Bunun da hasarını arkadaşlar şey yapıyor, değiştiriyor. Aklınızda bulunsun, dotların da hasarını değiştiriyormuş. Ben Warlock'u çok fazla oynamış birisi değilim. Biliyorsunuz serinin başında da söyledim. Warlock'u sizinle beraber öğreniyorum. Şöyle geldik. Sizinle beraber öğreniyorum. O yüzden hepsini birlikte deneyeceğiz, yanılacağız, deneyeceğiz. Bir şeyler yapacağız işte. Ama dotların hasarını arttırdığını öğrendiğimiz iyi oldu. Bu bilgiyi ne yapacağız? Bu bilgi aslında hiç de bir şey yapmayacağız ama öğrenmiş olduk. Zaten saldırırken atıyorum. Şöyle bir yudum daha bir çay alayım. Şöyle bir bakayım kaç dakika olmuş. Arkadaşlar 25 dakikada buraya kadar gelmişiz. Normalde videoda olmasam 20 dakikada falan gelirdim buralara. Ya bir de yani günde yarım saat 40 dakika oyuna şöyle etkinlik yapmak için oyunun başında durulur bu arada arkadaşlar. Yani sadece oyun sadece botlamaktan ibaret değil bildiğiniz gibi. FGV'de mutlaka dönün çünkü 110'dan sonra şunu fark ediyorsunuz. Hani 110'a kadar ya yine mi FGV döneceğiz falan diyor arkadaşlar. Hani FGV dönmek istemiyorum falan diyorlar ama 110'dan sonra FGV kapandıktan sonra gerçekten insan FGV dönmeyi özlüyor. Yani onun da çözümü var. Çözümü olmayan hiçbir şey yok arkadaşlar Sura'da. Ne yapıyorsunuz? Hemen yanına bir tane çar açıyorsunuz. En sevdiğiniz FGV level'ına getiriyorsunuz. Giriyorsunuz bir günde bir. Öyle bir dönüyorsunuz.
Şöyle bir devam edelim. Ben mesela Shipwreck daha çok seviyorum. Gemi İnkazı'nı daha çok seviyorum. Ama burası da güzel. Yani en nefret ettiğim Togo'yu arkadaşlar. Togo'yu hiç sevmem. Çünkü saçma bir şekilde o canavarlar bir anda böyle yükseliyorlar ya şeye. Hani bir anda doğuyorlar ya, ne bileyim işte kaç tane yaratık doğuyor bir anda. Nereden baksanız orada bir 15 tane yaratık var. Bir 15 tane yaratık da bir anda doğduğu zaman insan da ne yapacağını şaşırıyor. Ama diğer ikisi güzel. Bir de şeyden dolayı Gemi İnkazı haritasını seviyorum. Hakikaten böyle o kış ambiyansını, kış atmosferini yaşatıyor. Hakikaten serinliyoruz yani şu sıcak yaz günlerinde özellikle. İçimize bir su serpiyor açıkçası. Ama tabii sıcak yaz günlerinde yapamadık. Soğuk kış günlerinde artık bol bol döner içimizi iyice üşütürüz, serinletiriz. Şunu bakayım, şöyle başka yaratık var mı buralarda? Başka yaratık yok. O zaman şunları öldürelim, öyle gidelim. Şimdi ben buna vurdum ama kendi kendime kase attım mı? Atamadım. İyi, güzel. Şimdi 104 oldu. Şu görevi bitiririz. Diğerlerinden bir şey yok zaten. Şunu şöyle çekeyim hatta. Dediğim gibi hani bir FGV'de bütün görevler bitiyor. Mutlaka alın. Yani çok az bile verse arkadaşlar X, yani %1 bile verse hepsini verdiğinizde %1, %1'dir. Zaten FGV'yi dönüyorsunuz. Her videomda söylerim bunu. Bir de günlük görevler aklınızda olsun. Yani çoğunuz biliyorsunuz tabii de. Günde bir kere yapılabiliyor FGV görevleri. Hani günlük görev de vardı ama bunlardan düşmüyor mu acaba ya? 80 aldım mı acaba onu? Şurada. 81-90 arası. Demek ki FGV'den düşmüyor. Neyse onu da yaparız ya bir ara. Bunu koyalım şöyle. Arkadakini de vursa mesela daha da tatlı olacak aslında ama vurmuyor. Şimdi nereden gideceğiz biz? Şuradan geldik. Düz gideceğiz. O zaman şuradan alttan döneyim. Çok da fark etmiyor nereden döndüğümüz de. Çaylarımız tazelendi. Teşekkür ederiz. En büyük destekçime, eşime de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Bu videolar çekiliyorsa arkadaşlar arkadaki destek sayesinde çekiliyor. Onu da söyleyelim. Şimdi bizim galiba petin potu bitti. Pet bizim yatalak oldu. Bu petlerin de en büyük sıkıntısı yatalak olmaları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Görev al önce ya. Şeylerle uğraşma şimdi. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. 77. Ya bir de petler öldüğü zaman ex de düşüyor diye biliyorum. Biraz sanki düşmüş gibi. Bu da eski köye yeni adet. Petin ex'i düşer mi ya, değil mi? Yine bu boomerlar. Şunları bir iki vuralım şöyle de. Ya bir skill'leri 3K vuruyor, bir skill'leri 1 vuruyor. Bunlarda ne oran var, ne orantı. Yani Suron'un bazı yaratıklarını yapan arkadaşlar da hiç şey yapmamışlar yani. Hiç dengeye önem vermemişler. Bazı yaratıklar hakikaten çok dengesiz oluyor. Bir de aklınızda olsun arkadaşlar. Eğer Wizard karakter açarsanız Wizard karakterlerle 4 yıldız falan girip görünmezliği basıp ya da işte crossbowlarla görünmezliği basıp direkt gidip kutuları kesebilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Hani sadece hızlı hızlı, yani zamanım çok yok. Gideyim şey yapayım derseniz. Özellik koyalım ya. Warlock oyunu özellik basmıyoruz. Hızlı hızlı gideyim sun silahımı alayım derseniz aklınızda bulunsun. Böyle bir yöntem de var. Ne yapıyorsunuz? Görünmezliğinizi basıyorsunuz. İlk Treasure Box'a kadar koşuyorsunuz. İlk Treasure Box'a gittikten sonra kesiyorsunuz arkadaşlar Treasure Box'ı. İçinden kitap çıkarsa alırsınız. 4 yıldız girerseniz 4 adet kitap alırsınız bu arada. Aklınızda bulunsun. Tabi 4 yıldızı bizim böyle şimdi kafadan tek başımıza girme şansımız yok. 2 yıldızda bile öpüyorlar. Bazı arkadaşlara söylüyorum 2 yıldız denemeyin. Denemeyin. Israrla söylememe rağmen arkadaşlar gidiyorlar. 4 yıldız deniyorlar.
Ya 2 yıldız deniyorlar, affedersiniz. 2 yıldız deniyorlar. Ondan sonra diyorlar ki beni yamulttular. E söyledik. Yani söyledik 2 yıldızın sizi yamulacağını söyledik. Hani bazen bir bela bin nasihattan iyidir lafı gerçekten doğruluğunu yeniden şey yapıyor. Nasıl diyelim? Doğruluğunu doğruluyor diyelim. Laf bulamadım. Şöyle şunları da keselim. Bazen tıklayamıyorum. Eksimiz 21'di, 24 olmak üzere. Ya yani iyi, güzel yani. Şu botta sıkıntı olmasaydı daha da güzel olacaktı ama şu an için botta bir sıkıntı var. Jangan Cave'e gitmiyor. E ne yaparız? Jangan Cave görevlerini artık ben yavaş yavaş elle hallederim. Ya da işte kendim götürürüm slota. Orada bir botu bir daha denerim. Niye stun attıysam onu da bilmiyorum. Orada botu ben bir daha denerim. Olmazsa hani görevleri bitirir. Ondan sonra Rock Mountain'a gideriz. 85-87'lerde de çünkü hem fiziksel vuruyorlar hem büyü hasarı vuruyorlar. Ama bu çar şu an 85-87'de rahat dayanır diye düşünüyorum. Yani kesme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamaz arkadaşlar. Elinde Sun artı 7 Warlow var. Hiçbir sıkıntı yaşamaz. Ben STD'de gördüğünüz gibi hani az çok Blue'da bastım. STR'leri, intleri falan var. Bir tek 9 derece şey bulamadım. Aksesuar seti bulamadım. Ona da artık yapacak bir şey yok. Zaten 10 dereceye geliyoruz 90'da. 10 derece bulabildik mi? 10 derece de bulamadım bu arada. Ama ölme. 10 derece de bulamadım. Ama bulabilirsem alacağım yani. 10 derecede en azından bir moonset falan yaparız. Varlon alan skill'lerinin ama birazcık menzili düşük. Onu fark ettim. Alan konusunda en güzeli Wizard. Wizard'ı her zaman tek geçerim ya. En sevdiğim karakterdir Wizard. Ne Spear Nuke, ne Warlock, ne başka bir şey. Bugün bizim Caner'le konuşuyoruz işte Discord'da sohbet ediyoruz. Diyor ya diyor bir terapi videosu attın diyor. O 78-80'de nasıl kasıyorsun öyle diyor ya. Emre de ondan sonra dedi. Ya gerçekten ispo başlık ama Warlock maçladık falan dedi o da. İkisi de aynı şeyi dedi. Dedim yani beyler dışı sizi içi beni yakar. Ben de ne kadar uğraştığımı kendim biliyorum dedim. Biri Wizard, biri Xbow. Xbow zaten STR karakterler içinde arkadaşlar bildiğiniz gibi en hızlı kasanı. Yani Xbow'dan daha hızlı kasabilen bir STR karakter varsa yazın yorumlarda tartışalım ki yok. Onu ben size söyleyeyim. Wizard dediğiniz zaman yani Wizard tamam dotları bırakıp tık 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 gezmiyor ama Wizard'da yani her saniye bir canavar öldürüyor. Yani her skill attığında bir canavar öldürüyor. Bir de alanları da güzel ayarlarsanız çok efektif oluyor. Ama tabii tercih meselesi. Yani Warlock sevene de niye Warlock seviyorsun demem. Şimdi ben de geldim Warlock oynuyorum. Yaratık mı unuttuk arkada acaba? Ha iyi unutmamışız burada yaratıklar var. Şöyle bir vurayım şuna. Bu golemlerin hakikaten bayağı bir canı varmış. 33-34 golem oldu. Başka golem var mıydı? Galiba yoktu bu arada. Pet'i çağırayım da gel bakayım. Pet level mi atladı? Canı dolmuş. Yo level atlamanın takıldığı için herhalde. Gel gel küçük. Gel 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 gel. Gelmedi. Sağlık olsun. Ha geldi. Tamam. Ama o bizi gördü. Ah bunu basmayacaktım. Şunu basacaktım. Stun yemiyor. Stun yemediği zaman da üzülüyorum. Şöyle bir gidelim. Şu Archer'lar güzel. Şu cave'deki sıkıntı bir çözülürse bu Archer'larda bırakırız arkadaşlar. Şeylerin olduğu, Unique'in olduğu odadaki Archer'lara bırakırız. Hem Unique'i keseriz bir yandan hem de Archer'ları keseriz. Bunların da görevi var ama çok artık X vermemeye başladı görevler. Yani level biraz yükseldiği zaman yani 80'den sonraki görevler açıkçası tatsız oluyor arkadaşlar. Artık iş tamamen botlamaya ya da parti bulmaya dönüyor. Parti bulmak demişken aslında şuradan bir bakalım ya. Bir parti var mı mesela? Free Onk yapıyor birisi. 104 level Xbow kasılır.
101 parti Need Bard demiş. Bu bizim guild'in partisidir. Biz Bard olmadığımız için giremeyiz. Şakran parti. Bu da bizim guild'den bir arkadaşımız. O yapıyor. Şöyle bir bakalım. Geçtik burayı. VTS Job Blue DV Stone demiş. Job Blue, Mob Blue. İki tane parti var. Onları da bizim guild yapıyor zaten. Herhalde partiye girersek de bizim guild partisine gireriz diye düşünüyorum. Ama muhtemelen bir süre partiye girmeyiz arkadaşlar. Yani hedefim bu çarı en azından solo 110'a kadar götürmek. Solo 110'a götürürsem ondan sonrasında götürürüm bu arada. 110'dan sonrasında çünkü çok bir olay yok. Zaten 115 mi 116 level mi ne olduğunuz zaman tekrarlı görev açılıyor şeylerde. Shackle görevi açılıyor. Shackle'larda bir tane doğru düzgün slot bulduğunuz zaman arkadaşlar ondan sonra 130'a kadar Shackle'larda kasıyorsunuz. Winglet'in de Winglet'i takip eden arkadaşlarım da var. Onları da bilgilendirelim. Winglet şu an kasıyor. Eksi hatta hemen müsaadenizle bir bakayım kaç olmuş. Şuradan istatistikler diyelim. %78 arkadaşlar Winglet'in eksi 126 level'a doğru hızlı adımlarla çok da hızlı olmasa da yürüyor. Winglet'imiz de 126 olacak inşallah. 126 olduğu zaman ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Yine günlerce botlamaya devam edecek arkadaşlar. Çünkü şeyler açılmıyor. Yeni görevler açılmıyor maalesef. İşte arada bir denk gelirsek Uğur'la ya da Ferdi ile şey dönmeye çalışıyoruz. Siz söyleyin adını. Bağdat Dungeon dönmeye çalışıyoruz. O da denk gelirsek yapıyoruz işte elimizden geldiği kadar. Ben zaten patlatırım ya şuna. 36k. Bittirme ya. Hazır bak ne kadar güzel gerilmiştim orada. Şu impotenti ben sana bir atayım da sen bir yerini bil ya. Herkes bir yerini yurdunu bilsin. Bunun zerkini ama beklerim çünkü artık boss monster çıkacak. Bunun zerkini bekleyelim o yüzden. O kadar kısa sürede zerk dolduramayabiliriz. Şu an bakıyorum 37 dakika olmuş. İyi güzel. Hiç bot mod bir şey atmayacağım. Şöyle normal şunlarla keselim. Zerkimiz bitsin. Deyip dot atmam. Peki evet. Anlıyorum hocam. Yani virüsler olmasa bile şeydi yine güzel. Hasar yine güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane daha vursak. Vuralım ya bir tane daha. Tamam ama başka vurmamamız lazım. Tamam. Hazırsan şöyle bittin. Ya bakayım şunları. Şimdi atmayacağım 5'teki skill'i. İnat ettim. Bunları 5'teki skill'i atmadan tutturacağım. Çünkü tutacak yani. Ben Warlock oynuyorsam sen de bu zehirleri yiyeceksin kardeşim. Bu kadar basit yani. Oo item bile düşürdük. Şanslıyız. Ne düşürdük ona da bakalım. Şöyle bir şey düşürmüşüz. Ne oldu? Ha, petimiz doğdu. 4 tane fedet burada var. Bir tane de fedet üstümüzde var. Onu da şöyle atayım şuraya. Bunları tabii ki videonun sonunda basacağız arkadaşlar. Şimdi artık final boss çıkmış zaten. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aa bakladık. Baklayamamışız. Şimdi bakalım final boss'u ne kadar zamanda kesebileceğiz. Dakika 38 38 olmuş. 38 38'de başladık kesmeye arkadaşlar. Siz de videodan takip edersiniz. Ben buradan kayıttan takip ediyorum. Sen şu impotenti bir yer misin be? Güzel. Sana bir tane de şundan. Ya zerkin bu kadar uzun sürmesi çok iyi. Gerçekten zerkin uzun sürmesi çok iyi. 52k attık bu arada. Hemen bir divizyon yedin sen şimdi. Yedin yedin yedin. Tam şu anda yedin bak. Şimdi bu skill genelde tekleyen skill ama teklemedi. Neden teklemedi? Çünkü şey yemedik. Zehir yemedik arkadaşlar. Zehir yeseydik tek yerdik. Zehir yiyen tek yer. O yüzden şeyi takip etmemiz lazım. Neydi onun adı? Polis spelimizi takip etmemiz lazım. Polis speli takip edemezsek kafamıza vurur. Hakikaten elindeki silahla kafamıza iyi bir tane oturtturur. 39-38 bir dakikada bu kadar can götürdük biz zerkle. Bu biraz herhalde zaman alacak gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü 81'in FGV'sini 83'ün Flame Cove'unu kesmeye çalışıyoruz. Yani bu yaratığa saygı duyman lazım. Final boss çünkü.
Pet'in de sağa sola götürün diyorsunuz şeylerde de arkadaşlar. Arkasında kalsın, önünde kalsın, bir şeyler olsun diyorsunuz da pet buff basmak için çok yakına yaklaştığı için yine sıkıntı oluyor. Yani yine ölüyor. Madem öyle git atak yap ya hadi. Hadi koş. Zaten öleceksin yine. Yine bir cycle'ımızı dönelim şöyle. Bir de Warlock'ta da bir ton skill olunca insan cidden hangisini basacağını şaşırıyor. Benim Zerg Skull'larım yok muydu ya? Hepsini Lord'da mı bitirdik? Yo var. Peki söyleseniz arkadaşlar neden basmıyorsun diye. Flame Cove'da basmaya gerek var mıydı aslında? Neyse. Tamam hadi bir tane bastım. Bu seferlik bir tane bastım. Ama bunları Demon'a saklıyorum arkadaşlar. Demon keseceğiz çünkü. Ama ne zaman keseceğiz? Şimdi kesmeyeceğimiz kesin. 90 olduğumuzda keseriz Demon'u. Ya da 80 küsürlerde keseriz. Ama şimdi kesmeyeceğiz tabii ki. Çünkü kesemeyiz. Ama Demon'un şöyle bir avantajı var. Demon'un bütün elitleri magical vuruyor. Yani iş yapar arkadaşlar. Demon'da bu çar. Şimdi şunları hemen basalım. Çünkü bunlar önemli şu an. Bu yaratıkta. Kalk 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 vuruyoruz ya. Maşallah subhanallah. İşte böyle nazar ediyoruz varlığı. Siz de bakıyorsunuz, siz de nazar ediyorsunuz. Ondan sonra çarı slota atıyorum. Slota gitmiyor. Sonra bütün akşam beklemiş oluyor. Ben de diyorum ki iyi işten geldiğim zaman videoya girelim. Görev bitmiş olur en azından. Sonra çay içerken bir tane daha bitiririz. Sonra videoyu bitiririz diyorum. Ondan sonra video bitmiyor. Şu devil de güzel ya. Bu arada hakikaten bu devil iş yapar yani. Şöyle bir tane de güzel şey alalım ya. Bir ekran görüntüsü alalım da şuna bir ekran görüntüsü yapalım. İşte geliyor kafamıza vurma. Tık tık. Şunu da basacağım ya arada. Şeyi de söyleyelim arkadaşlar. Debuff'la Dot'un arasındaki farkı da söyleyelim. Bazı videolarda arkadaşlar hani hepsine debuff diyor. Arkadaşlar debufflar 6, 8, 6, 7, 8, 9, 0, 5. Bunlar debufflar. Debuff karşınızdaki yaratığın ya da karşınızdaki oyuncunun savunmasını ya da saldırısını ya da menzilini düşüren durum etkileridir. Bunu söyleyelim. Mesela Divizyon bütün defanslarını götürüyor. Şu hastalık bulaştırıyor. Daha kolay zehir yemesi açısından. Bunlar debuff olarak geçiyor. Şu mesela atağını düşürüyor. İşte şu fiziksel defansını düşürüyor. Şu magical defansını düşürüyor. Filan falan. Bunlar debuff oluyor arkadaşlar. Dotlar da birden 4'e kadar olanlar. Bir de bunların alan dotları var. Dot ne demek? Damage over time demek arkadaşlar. Yani zamanla hasar demek. Dot'la debuff'ı lütfen karıştırmayalım. Ve lütfen ısrar etmeyin arkadaşlar. Yani dot damage over time zamanla hasar anlamına gelir. Debuff da buff'ı düşüren yani dezavantaj sağlayan skiller anlamına gelir. Onu da tekrar buradan belirtmiş olalım. Tekrar değil, bunu herhalde ilk defa söylüyorum. Dot'un açılımını çoğu kişi bilmiyordur. Ya en azından ben bilmediğini düşünüyorum. Çünkü hani bizim Silk Road kitlesinin İngilizcesi pek yok arkadaşlar. Yani benim de öyle. Mesela işte event deriz. Guard şey, guard deriz. Ne bileyim. Deriz de deriz yani arkadaşlar. Ve şöyle de bir şey var. Bizim mesela Yağız hocamız var. Kendisi yurt dışında yaşayan bir arkadaşımız ve öğretim görevlisi kendisi. Ya İngilizce sular seller. Adam size İngilizce gelsin burada ders anlatır. Hatta sağ olsun benim mesleğimle de alakalı bazı kısımlar vardı. Onlarla alakalı böyle bir şeyler anlattı. O adam da şey yani hani sıraya girdiği zaman İngilizceyi unutan bir insan. Yaz hocama da buradan selam olsun. Yaz hocam seviliyorsun. Şöyle vuralım, vuralım, vuralım.
45 dakika kadar oldu. Bayağıdır cebelleşiyoruz. Şöyle devam edelim. Herhalde ölmeyeceğiz. Bu da böyle devam edecek arkadaşlar. Ya bir de şey diyenler oluyordu eskiden yorumlarda. Artık yok çok şükür. Unique'lere neden stun atmıyorsun diyen arkadaşlarım vardı. Arkadaşlar Unique'lere stun atılmaz. Çünkü Unique'ler stun yemez. Yatır yemez. İttirme kaktırma yemez. Bu tarz skill'leri yemez de yemez arkadaşlar. Yani PvP serverlarda bile şeyi görmedim. Unique'lerin stun yediğini, ittirme kaktırma yediğini, yatır yediğini görmedim açıkçası. Şöyle vuralım, devam edelim vurmaya. %24-34, %21'di galiba geldiğimizde. %3 kadar da bir X kastık. Bakalım bu Unique ne kadar... Aa, bu arada bu hala elit atmadı. Ben böyle paldır küldür vuruyorum bunu ama bu bir yerden sonra elit atması gerekiyor bunun. Burada bağlayabilir miyiz? Ama bağlanırsan var ya çok tatlı olursun ha. Kaçma ya, gel. Ha. Güzel, vallahi güzel yerde kaçtı ya. Şu hareket bizi ölümlerden ölüm beğen şey kısmından uzaklaştırır. Nice, güzel. Şöyle vuralım. Oh, öl 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 öl. Şu ünlüyü hemen şurada arada götürelim arkadaşlar. Gel bakayım, sen nereye kaçıyorsun? Warlock'la unique'leri falan bug'a sokmak da kolay bu arada. Şu yönden kolay. Dot'ları koyuyorsunuz. Dot'u koyduğunuz zaman zaten gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Hasar yiyor yani sürekli. Öyle olduğu zaman da hani arada atak yapmasanız bile hani sadece dotu bırakın gider gelir sürekli. O yüzden güzel. Warlock'la dosta doğru Warlock'u övmeye başladık. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Şöyle hemen şunları da atalım. Şimdi bir iki tane Fadit de bundan alsak, iki tane diğerinden alsak, son mobdan da iki tane alsak bir pek falan yapıyor. İki tane aldık. Güzel. Hemen bir bufflarımızı yenileyelim. Kaç tane oldu? 7 tane oldu. Şöyle bir gidelim. Şunu bir öldüreyim şurada. İkisini bir keser miyiz? Aslında keseriz ya. Niye kesmeyelim ki? Bence keseriz. Şöyle şunları ben full debufflayayım şöyle. Al bakayım sen şunu. Flame Cloaking, sen de şunları al. Bu arada bu öldü arkadaşlar. Bu Allah'ın rahmetine kavuştu. Onu söyleyebilirim. Flame Cloaking'e çalışalım biraz da. Debufflarımızı koyalım. Şimdi burası bir tık tehlikeli. Şöyle hemen bir cycle döneyim ben. Çünkü iki tane yaratık var. Sadece bu skill'i vuracağım. Diğer skill'leri vurmayacağım ki şu yandaki ölmesin. Ondan çünkü Zerka almak istiyorum. Zerk alalım ki hızlı bir şekilde eritelim arkadaşlar. Tamam. Neredeydi diğeri? Flame Kaptan burada. Hemen vuralım bakalım. Yedi tane patet vardı. Bakayım kaç oldu? 8. Herhalde bir tane düştü bundan. Neyse canımız sağ olsun. İnşallah bundan güzel bir pet buff, met buff bir şeyler düşürürüz de siz de görmüş olursunuz arkadaşlar bunlardan düştüğünü. Eksimiz 25 oldu. %4 kadar bir eks kastık. 5.7K'da hasar yedik arada. Yirmi beş. 32'den
Arkadaşlar %5 x verdi. Kaç dakika oldu? Bakın 50 dakikada %5 kastık. Bence gayet iyi. Şimdi şuraya bakıyorum şöyle. Pet buff'ı namına herhangi bir şey görmüyorum. 10 tane padet oldu. Kitap da düşmedi. Neyse artık yardıralım gidelim şöyle. Dungeon Exit neredeydi? Dungeon Exit arkada kalmış. Bu arada pet buff'ları bu şekilde düşüyor arkadaşlar. Yani şu modelle düşüyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Şimdi şöyle Dungeon Exit bir yapalım. Çok şükür. Şu sesleri artık biraz açabiliriz. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Kaç tane görev bitirmişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane görev bitirdik. İyi iyi. Allah bereket versin. Mesela şunu yapmamış. Bunu niye yapmadı? Hangi yaratıktı bu? 71-80 çünkü. 71-80'i iptal edelim. Şuna bakalım. Bu da 71-80. Bunu da iptal edelim. Wing Traveler, Tomb Armor'lar, Guard'lar bilmem neler. Bir sürü görev oldu ya. The Burning Flame Giant. Şu 81-90 bu kalabilir. Şu 71-80. Bu da 71-80. Tamam 71-80'leri iptal ettik. Boşuna burada kalabalık yapmasın. Şimdi önce şu fadetleri bir açalım sizin. 10 tane var. 10 tane fadetimiz var. Vurduk 1000. 600. 1600. 1800. 2000. 2200. 2400. 2600. 3200. 4200. 4400 SP aldık. Bence güzel olmadı bu açtığımız fadetler. Çünkü az verdi arkadaşlar. Yani zarardayız aslında. Şu an parayla almış olsak zarardaydık. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi bu görevleri verelim. %30'dan bakalım kaç yapacak. Hiç de bir şey vermedi. Ya hepsini bir dolaşalım. Eğer hiçbir şey vermezse bir daha yapmam bu arada. Onu da söyleyeyim. 0.20 veriyor. Bu kadar da az vermiyordu ya. Daha fazla veriyordu. Çünkü ben bunları Winglet'te de yaptım. Ne bu? Geç ya bir çarpayım bir çarpayım. Şunu da verelim. Arkadaşlar her görev 0.20 veriyor. 5 görev %1 veriyor. Yani yaptığınıza değer mi? Yaptığınıza değer mi? Orasına da siz karar verin arkadaşlar. Şimdi kim neciymiş bu? Şu taraftaymış bu. Gel bakayım pet. Bizim Guild ve Union resmi kayboldu. Arada böyle buglanıyor. Burada sarıyla yanan bir görev var. O ne acaba? Ona da bir bakalım. Power of Flame falan geçin. Guild resmimiz tekrar geri geldi. Şu iki görevi de verelim. Bunlar da şuradaki soldier'larda. Neler var? Parirate var. Başka da bir şey doğru düzgün yok. Bir de eliksirler var. Hemen bunları da veriyorum. Demon Hunter'ı verdik. Bak Demon Hunter güzel verdi. Bir daha açıldı mı Demon Hunter? Açılmış. %2 verdi arkadaşlar. Bu yapılır. Sen vereceğim mi bir şey? Bu da %2 verdi. Bu iki soldier yapılır. %23 %21 ile mi girdik? Aynen %21 X ile girdik. %34 yaptı. Gayet iyi arkadaşlar. Allah'tan belamızı arıyoruz. 50 dakikada diyelim. Ve bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmedim butonuna tıklayıp neden beğenmediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.